olağanüstü hal koşullarında devletin her türlü olanaklarını kullanarak arkanızda inanılmaz bir medya desteğiyle ve Yüksek Seçim Kurulu'nun haksız ve mesnetsiz olarak mühürsüz oy pusulalarını hukuksuz bir şekilde geçerli saymasıyla referandumdan geçirmiş olduğunuz anayasa değişikliğiyle meclisin intiharını istediniz. Şimdi bu iş tüzük değişikliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni idam sehpasına çıkarmak istiyorsunuz. Meclisi işlevsiz, fonksiyonsuz, milletvekillerinin parmak indirip kaldırdığı ya da elektronik sisteme girip oy kullandığı, çok ses çıkmayan, her şeyin rutinleştiği bir yer haline getirmeye çalışıyorsunuz. Siz güya uzun çalışma saatlerini bahane ederek ama gerçekte muhalefetin sesini kısmak için bu iş tüzük değişiklik teklifini getirdiniz. Peki ben bir soru soruyorum. Biz milletvekilleri niye seçiliyoruz? Niye maaş alıyoruz? Vatandaşa hizmet etmek, ülke sorunlarını çözmek için. Öyle değil mi? Peki o zaman uzun çalışma saatlerinden, bu kadar çalışmaktan şikayet niye? Biz ülke sorunlarını çözmek için haftalarca, günlerce çalışmaktan, mücadele etmekten şikayet etmezken sizin niye zorunuza gidiyor? 16 Nisan'da geçirdiğiniz anayasa değişikliğiyle milletvekili sayısını 600'e çıkarıyorsunuz. Ama o milletvekiline sadece önüne gelen düzenleme için onama yetkisi tanıyorsunuz. O milletvekilinin söz hakkını elinden alıyorsunuz. Muhalefet milletvekillerinin söz haklarını, sürelerini kısıtlayarak hatta kürsüde göstermiş olduğu materyaller, görsel resimler üzerinden dahi ceza vereceğiz tehdidiyle muhalefetin sesini kısmak istiyorsunuz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak bugün buradan çıkarız. Edirne'den Ardahan'a, 81 ilde, tüm ilçelerde, köylerde, kasabalarda, bütün yurttaşlarımıza sizin yanlışlarınızı, sizin hatalarınızı, sizin bu ülkeyi perişan ettiğinizi anlatmaktan çekinmeyiz. Burada sesimizi kısabilirsiniz ama alanlarda, sahalarda, meydanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dahil 133 milletvekilinin sesini kısmaya sizin gücünüz yetmeyecek. Biz her zaman bu ülkede doğrular için, doğruları söylemek için, bu ülkede sizin yaptığınız hataları vatandaşa anlatmak için, burada yapmaya çalıştığınız gece yarısı önergeleriyle, torba dediğiniz ama bana göre çorba yasalarla yapmak istediğiniz adrese teslim kişi özel yasalarınızı, yanlışlarınızı anlatmaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz. Herkese saygılarımla.